Evet arkadaşlar, şimdi Bişkek'e geldik, öyle söyleyeyim. Yaklaşık bir 12 kilometre mesafe gösteriyor bizim gideceğimiz hostel. Şimdi 12 kilometre içinde bizim Koreli taksi çağıracak şimdi Yandex'ten. Çünkü o diğer araba farklı yöne gidiyor. Buraya kadar getirdi gene bizi, olsun. Bakalım. Evet, Bişkek'in sokakları, akşamları. Bayağı bir yoğun trafik var, ona dikkat ettim burada ya. Çok fazla araç falan var. Say it me. Yes, evet, tam merkeze yakınmış ya. Yaklaşık 300-500 metre sonra da hostele geldik zaten. Merkeze çok çok yakınmış hostele, o iyi. Bayağı bir maceralı geçti yolculuk. Evet, Bişkek sokakları, Bişkek'in akşam vakti. I think my hostel is this way. Arkadaşlar şimdi hostele geldik. Dediğim gibi burası Hostel for You diye geçiyor. Şöyle bir girişi var. Şimdi bayan yardımcı olacak resepsiyondaki. Ah, bayağı yoruldum. Vallahi çamaşırları yıkamayı unutmuştum evde şeydeyken. Boşta da yıkayamadım. Burada sağ olsun içeride bayan var. Şimdi makineye attı. Ütü de yapacak. 10 numara bir ortam. İçerisi de iyi. Kaldığım yerde fena değil yani. Hiç olmazsa. Ücrete göre iyi. Arkadaşlar şimdi şabak oldu. Burada bir tane Kanadalı bir arkadaşımız var. Hi, how are you? Everything fine, yeah? What's your name? My name's Fraser. Fraser, okay. Fraser is from Canada, I'm yes. from Canada. Canada, yes. Kanadalı bir arkadaşımız burada, hostelde tanıştık, öyle söyleyeyim. Kendisi Bişkek'teymiş, kalmış burada. Şimdi birazdan dedi müzelere falan gideceğim dedi. Büyük ihtimal yolumuz ayrılacak bugün onunla. Kendisi çok iyi bir insan, çok sevecen bir insan. O da buradan Özbekistan'a falan gidecekmiş işte. Bakalım bu şekilde. Thank you very much. Thank you, Thank you. Ve Bişkek'te sabah oldu. Şimdi yavaş yavaş saat 11'e doğru geliyor. Yavaş yavaş şimdi Bişkek'in çarşısına, merkezine doğru gideceğiz. Bakalım oraları bir kolaçan edeceğiz. Ne var ne yok. Hiç olmazsa geldik, birazcık oraları görelim. Evet, yolda giderken şöyle bir, böyle tahmin ediyorum cami burası. Evet, şöyle bir cami gördüm. Şimdi yavaş yavaş merkezine doğru gideceğiz Bişkek'in. Burası kaldığım hostelin sokağı. Ana caddesi, ana yolu. Şu arkada çok daha büyük bir cami vardı. Işıklarını falan görmüştüm. Oraya doğru gideceğiz bakalım. Arkadaşlar bakın, burada yürürken şurada samsa yapıyorlar. Burada da ateş yakmışlar, öyle söyleyeyim ben size. Burada çeşitli yemekler, yani çeşitli börek tarzı, samsa tarzı şeyler yapıyorlar. Samsalar mı? Samsalar. Tamam abi, kolay gelsin size. İyi günler olsun. Sağ olun. Böyle bir durum. Böyle bir durum arkadaşlar. Burada böyle değişik bir bina var ya. Ne binası acaba? Devlet binası ya da okul falan herhalde burası. Abi lan. Burada ayrıyeten bakın şu tepede gördüğünüz elektrik telleri, daha demin bir tane otobüs geçti, çekemedim onu. Otobüs ona bağlı. Bütün otobüsler değil de herhalde bazı otobüsler falan o tellere bağlı gidiyor. Tramvay gibi.
caminin bulunduğu sokağa geldim. Şimdi birazcık oraları kolaçan edelim. Ne var ne yok. Sonra buranın arka tarafları falan merkez diye biliyorum ama tabii gidip bakacağız yani. Tam emin değilim. Buradaki binalar falan böyle. Bayağı büyük binalar da var Bişkek'te. Evler. Arkadaşlar şimdi burada hemen caminin arkasında bulunan bir dükkana girdik. Öyle söyleyeyim. Burada da çeşitli işte kitaplar falan satıyorlar. Öyle söyleyeyim ben size. Seccadeler, kitaplar. İşte burada çeşitli kokular falan, öyle tahmin ediyorum ki çeşitli kokular falan var. Yani hacdan gelen kokular falan. Bu şekilde küçük şirin bir dükkan, tesbihler falan satıyorlar. Hemen bu caminin arkasında kalıyor burada Bişkek'te. Burada da abimiz var. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi, teşekkür ederim. İyidir. İsim nedir abi? Ömer. Ömer abi. Evet, Ömer abi bu dükkanın sahibi. Burada dediğim gibi caminin arkasında hemen geldik, tanıştık. Dedi gelip çekebilirsin, hiç sorun olmaz. Böyle bir durum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi dükkandan çıktık. Dediğim gibi yanında hemen bir tane cami vardı. Zaten dün ışıklandırmasını falan görmüştüm caminin. Yakın olduğunu da gördüm. İmam Sarakti diye bir ismi varmış, öyle söyleyeyim. İmam Sarakti camisi. Türk camisiymiş, böyle söyleyeyim. Yani bu Türklere ait bir camiymiş, öyle söyleyeyim. Ayrıyeten kabri de çarşıya yakınmış. Özgen'de dedi. Özgen tarafında. Orada da kabri varmış. İmam Sarakti. Evet, şimdi yavaş yavaş o sokaktan çıktık. Yavaş yavaş çarşının merkezine doğru gidiyoruz. Buradan tam bulunduğum yerden yaklaşık 2-2,5 kilometreymiş çarşının göbeği. Yani merkezi alanlar yani çok fazla uzak değil dediğim gibi. Bakalım. Şöyle bir yola çıktım. Şu arka tarafa doğru gideceğiz, öyle söyleyeyim. Tam böyle merkeze doğru giden bir yolmuş burası. Bakalım. Evet. Derken şöyle bir değişik, öyle tahmin ediyorum ki iki tane farklı bir heykelin bulunduğu bir alana geldik. Oraya bir bakalım kolaçana. Ha, arkada bir tane daha varmış. Bir tane daha heykel var. Bakalım bir kolaçana edelim. Neymiş, neyin değilmiş. Ona göre. Zor. Ayrıyeten bir tane dediğim gibi Türkiye'den tanıştığım bir tane kız arkadaşım var. Yani kız kendisi Bişkek'te yaşıyor. Dedi gelirsen mutlaka haber et diye. Ona haberini verdim demin işte. Dedi bekle dedi, neredeysen geliyorum. Tamam dedim. Bakalım, büyük ihtimal buraya gelecek birazdan. Buradan birlikte ilerleyeceğiz, öyle söyleyeyim. Evet, şöyle bir heykel. Çok değişik bir yer burası. Yani bir alan yapmışlar burada, dediğim gibi anıtlar falan var işte, heykeller falan var. Hani tam olarak ne meydanı olduğunu, ne anıtları olduğunu tabii ki bilmiyorum. Onu da büyük ihtimal kız gelince soracağım neymiş buranın ismi diye. Böyle bir durum. Tamam, şunun oraya bir gidelim bakalım. Yakından görelim neymiş ne değilmiş. Evet, dediğim gibi şurada da heykeller var. Yani bir heykel de orada var. Bir tane de burada tekli bir heykel var. Aa, orada duman çıkıyor ya. Bir şeyin içinden duman çıkıyor orada. Çocuk elini falan koyuyor, ısıtıyor herhalde. Evet. Çok değişik bir şey. Bakalım. Arkadaşlar bakın şimdi burada şu heykelin önünde bakın. Ateş yanıyor. Yani öyle tahmin ediyorum gaz bu. Elinizi falan uzattığınızda ısınabiliyorsunuz, öyle söyleyeyim yani. Kesinlikle çok sıcak burası. Çünkü yanıyor. Böyle bir durum. Böyle bir yer. Ya şimdi bakın, bir tane burada Kırgız bir abiyle görüşüyorum, öyle söyleyeyim. Dobro den, merhabalar, nasılsın, iyi misin? Kakcila, harasho, harasho. Şimdi söylüyor, burada arabası bir sıkıntı vardı. Burada tanıştım da arabasının lambasında. Şimdi diyor ki ben diyor bu arabayı diyor burada diyor 11 bin dolara, yani Kırgızistan'da 11 bin dolara aldım diyor. Şu gördüğünüz Lexus marka Jeep, yani Jeep tarzı bir araba, öyle söyleyeyim. Öyle tahmin ediyorum ki Türkiye'de bunun fiyatı
Yani en az bir 2 ya da 3 katı diye tahmin ediyorum. Öyle. Belki de daha da fazla. Yani burada gerçekten araba fiyatları çok çok uygun diyebilirim. Ve arkadaş gözüktü. Evet. Sonunda geldi. Selam. Nasılsın? Hoş geldin. İyi misin? İyi. İyi. Adı ne? Bura adı ne? İsmi ne biliyor musun? Pabida. Pabida. Savaş. Savaş oldu ya. Savaş anıtma. Özgür mü? Ha, özgürlük meydanı mı? Evet, özgürlük. Dur, ben seni çekeceğim. Ha, beni çekeceksin mi? İstiyorsan. İyi, tamam, hadi çek beni. Tamam. Ah. Burası özgürlük meydanı falanmış herhalde. Burada savaş oldu ya. Ha. Anladım. Anladım. Burası ya savaşla alakalı bir meydanmış, bir anıtmış burası, öyle söyleyeyim. Ha, bak. Ben ha. Seni yazacağım. Tamam, tamam. Sen bana yazacaksın, ben gideceğim. Evet, şimdi yavaş yavaş çarşıya doğru gidiyoruz. Dediğim gibi kendisiyle Türkiye'den tanışıyoruz. Türkiye'den arkadaşlığımız var. Böyle bir durum. Böyle bir yer. Şimdi bu arka tarafları da dediğim gibi merkezi yerlermiş. Evet. Bunu çekeyim mi? Buradan çekeyim bunu. Tamam, tamam. Çok güzel görünüyor. Evet. Burası da bir binaymış. Şey, burası böyle alışveriş yer gibi değil mi? Ha, alışveriş merkezi. Evet. Dediğim gibi merkeze aslında çok yakın buraları. Yani kaldığım yerler falan. Güzel bir yer ya. Evet. Burası dediğim gibi çarşı tarafı. Alışveriş yok, gerek değil. Alışveriş Türkiye'de çok var. Türkiye'de de var. Şimdi buradan varmış Samsun. Buraları tam merkezi yerler arkadaşlar, Bişkek'in. Tam böyle merkezi bölgesindeyiz, öyle söyleyeyim ben size. Bir tane saat kulesi gibi bir şey yapmışlar. Burada güzel fotoğraf çekme alanları falan var. Güzel yerler. Şöyle de yerin önündeyiz, öyle söyleyeyim. Döner mener yapıyorlar. Bayağı da kalabalık var. Çok güzelmiş burada. Çok güzel yapıyorlarmış yani. Böyle bir durum arkadaşlar. Şöyle kocaman bir dürüm verdi şivarma diye. Vallahi içi et dolu ve fiyatı da bedavaya yakın yani Türkiye'ye göre falan. Gerçekten. Evet, bakın bir tane otobüs gidiyor. Şeye bağlı şekilde. Şu tellere. Yok, şunu çekmiyorum ya. Otobüs o şeye bağlı, o tel var ya, tellere bağlı gidiyor. Tramvay gibi. Böyle bir durum. Evet, yolumuzda ilerliyoruz şimdi. Yemeğimizi yedik, oturduk, biraz dinlendik orada. Nerede biz yaşıyoruz mikro rayonda? Çok güzel. Güzel mi? Oo, bizimki çok güzel. Biraz burada, biraz eski. Ha. Burada orada park güzelle var. Ha. Ev çok güzel. Sor ama. Anladım. Sen de ne çekiyorsun? Seni de çekiyorum tabii ki. Niye çekmeyeyim? Her şey. Buralar hep çarşı değil mi? Hep Bişkek çarşı burada. Burada. Güzel. Bugün tatil ya burada. Tamam. Onun için ben gidiyorum. Zaman yok. Anladım. Hadi. Şimdi burada ne heykeli? Burası ne? Ne heykeli bunlar? Bu, bu aynı. Aynı heykel. Tam. Tarihler. Önce var ya. Önce tarih. Evet. Anladım. Tamam. Tamam. Dur, ben seni çekeceğim. Beni mi çekeceksin? Neden sen beni çekmedin? Ben aynı. Ben de seni çekeyim, sorun değil. Sen tamam. İstemedin. Sen kamera yapıyorsun. Kamera mi? Yapıyorum tabi, video yapıyorum böyle. Bak bunu. Evet. Güzel, evet. Bu. Evet.
Çiğ bu burada ne var? Semerkant gittim, Buhara gittim, burada Taşkent gittim. Ha? Kız varakan arabada. Evet, evet. Bu kimsin? Tamam. Ha, burası da. Sen birebir gideceğimiz Türk yemeği. Türk yemek mi? Evet. Evet. Burada yakın. Ha, bak burası da güzelmiş. Böyle trenler falan. Sonra gideceğim mi? Tamam, sonra tamam. Şimdi sonra gideceğim. Tabii yok, şimdi ben daha karnım tok. Gideceğim süpara. Tamam. Burası neymiş? Böyle çok eğlence yeri mi bura yoksa? Bu ne? Merkezi bu. Merkezi. Ha. Bu da çok güzel. Güzel mi? Ha. Bak burada trenlerle falan gezdiriyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bir şeyler satıyorlar. Ha, tren geliyor. Gel. Bunlar ne? Neymiş bu? Bal mı? Bu bal mı? Hadi canım. Arkadaşlar bakın bunlar Kırgızistan'da yapılan farklı farklı ballar, öyle söyleyeyim. Bakın şu beyazı çok dikkatimi çekti. Çok çok farklı yani. Şunlara da bakın. Ya bunlar hepsi farklı farklı çeşit çeşit ballarmış yani, öyle söyleyeyim ben size. Güzel. Bu nedir ya? Evet. Gene trenciler orada. Bak burada da bir tane heykel var. Bu ne heykeliymiş ya? Her yerde heykel dikmişler burada. Heykel heykel. Seni çekerim vallahi bak. Ne çekeceğim? Seni çekiyorum. Onu çekeyim ben. Tamam. Sonra YouTube koyacağım ben. Yok ya. Tabii ki. Aa, burası çok güzel. Bak burası orman, böyle park gibi değil mi? İstiyorsan biraz gezeceğim. Ha, bakalım, güzelmiş, evet. Şurada bir fotoğraf çekeyim. Şuna. Oo, burası da güzelmiş, baksana. Çok güzel. Evimizin yanında daha güzel. Daha güzel mi var senin evin orada? İstiyorsan oraya gideceğim. Tamam tamam, sana oraya da gideriz. Ama ben gittim Düden Park. Düden Park. Sen biliyorsun nerede? Ha, biliyorum. Düden Şelale orada. Şelale, evet. Gittim. Güzelmiş ya, fena değil. Hep böyle heykel gibi yapmışlar. Taştan bir şeyler yapmışlar burada da. Taştan bu. Hep taştan, baksana orada da, arkada da, orada da. Burada da. Evet evet, burada da var. Kuş, evet. Şurada da var. Gerçekten değişik yerler diyebilirim ya. Yani. Evet, Kırgızistan'ın dediğim gibi Bişkek kenti kesinlikle çok güzel bir yer. Bir de İskul diye bir yer var burada. Bakalım, bir arkadaş yazdı. Eğer vakit bulabilirsem oraya da geçeceğim. İskul. Yazın mı? Ha, su falan yapıyorlar değil mi? Burada su akıtıyorlar. Evet, havuz gibi. Tiyatro mı? Tiyatro. Ha, şu arkada tiyatro varmış iki tane. Biz balete gidiyoruz. Ben çok seviyorum. Ha. Tamam. Güzelmiş, güzelmiş. Evet, böyle bir yer arkadaşlar burası da. Böyle park gibi bir yer yapmışlar. Hem insanların gezebileceği, oturabileceği, dinlenebileceği. Bu da aynı savaşla alakalı bir şey değil mi? Bakın burada da savaşla alakalı bir anıt gibi bir şey yapmışlar, öyle söyleyeyim. Yani Rusça yazıyor ya da Kırgızca, bilmiyorum. Türkçe'ye çeviremiyorum yani. Önünde de böyle bir çiçek şeyi bırakmışlar orada. Böyle bir durum. Ne vereceksin? Ne vereceksin bana? Ne o? Ne bu? Ne ki? Ne bu? Ben bilmiyorum. Aa, şakış değil mi? Şakış. Olsun, iyi biliyorsun Türkçe, güzel biliyorum, boş ver. Benim sakız. Ha, sakız. Yani. Evet arkadaşlar. Var mı? Ha. Bu yeni kanal.
Bunlar yemekhane mi yapmışlar? Arkadaşlar bakın, bunlardan da bu şekilde yemekhane falan yapmışlar. Böyle çadırın içinde yemekhane. Çok güzel, çok enteresan bir yer. Ha, Osmanlı'da var mıydı böyle şeyler? Hep öyle mi? Aynı vardı değil mi? Ha. Osmanlı Osmanlı kalmadı ki. Bu neymiş? Orada da bir şey var. Burada da heykeller meykeller gene. Arkada da büyük bir Kırgızistan bayrağı var. Oraya doğru gideceğiz bakalım. Arkası gene park. Hoppa. Bunlar tarihi insanlar mı? Kırgız tarihi insanlar. Evet. Bir süpürge getireceksin. Belki, bilmiyorum ki orada şimdi. Çok, bu var. Orada Atatürk'ün yeri var. Atatürk'ün yeri var değil mi İskul'da? Evet. Evet. Çok güzel orada. Oraya mutlaka gitmek istiyorum. Burada da bu güzel güzel yerler var. Evet. Burada. Evet. Burada da heykeller. Şimdi şurası neresi? Müze, müze. Müze mi? Ha, şurada da baksana. Oo, orada da bir tane heykel var. Girmek olmaz. Orada ne var? Bir şey yok mu? Bir şey var mı? Evet arkadaşlar, buraları da, şu arkadaki binalar falan da, şurası müzeymiş. Arkadaki binada başbakanlık falan binaları falan varmış yani böyle. Evet, şimdi şu heykelin yanına bir gidelim. Oradan bir fotoğraf alacağım mutlaka. Arkada da şöyle böyle geçiş şeyi var, böyle duvardan şeyi yapmışlar ama arasından geçiliyor herhalde. Evet evet, çok güzel. Oh. Burada Başbakanlık Sarayı olduğu için arkada, öyle tahmin ediyorum ki askerler nöbet tutuyor, öyle söyleyeyim ben size. Bu şekilde duruyorlar. Yani hiç kıpırdamıyorlar bile, öyle söyleyeyim ben size. Bu şekilde bakın, şey gibi duruyorlar. Kırgızistan bayrağı. Böyle bir durum. Buradan ayrıldık. Yavaş yavaş burada da bir anıt gibi bir şey var. Orayı da bir yakından görelim. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Şöyle bir anıt gibi bir şey yapmışlar. Çevresi de bu şekilde. Burayla ilgili bilgiler yazıyor burada ama dediğim gibi Kırgızca yazdığı için buranın tam önündeyiz yani, öyle söyleyeyim, tam önü. Böyle bir durum. Şimdi birazcık şöyle banka oturduk. Böyle park gibi bir yere geldik yine. Minki kamin var, çok güzel yer var. Ben şimdi arayacağım arkadaş. Hı hı. Yolumuzda ilerliyoruz. Nereye geçeceğiz? Karşıda mı? Suda. Evet. Buradan gidelim. Buradan gidelim. Buradan mı? Tamam. Evet. Burası da devlet binası herhalde. Burada başbakanın olduğu binaymış arkadaşlar. Kırgızistan başbakanının. Böyle bir yer. Evet. Şimdi buraya geldik. Daha demin görmüştüm burayı ama daha yakından çekmek istedim. Burası da böyle bir değişik bir bina. Yer. Bakta bekliyoruz. Dolmuş bekliyoruz, öyle söyleyeyim. Sporo diye bir yer varmış. Çok güzel diyor Zamira. Bakalım oraya götürecek beni. Hadi oraya gidelim, görelim. Buraya kadar geldik. Yaklaşık bir 50-100 metre falan varmış gideceğimiz yere. Şuradan yürüyoruz şimdi. Zamira'yla. Oba. Huh.
Arkadaşlar Spara'nın girişine geldik. Etno Kompleks diyor. Şimdi karşıya geçeceğiz ama arabalar var. Dikkatli geçmemiz lazım. Evet. Şu an Spara'ya geldik. Spara. Burası Spara diye geçiyor. Şöyle çok fazla daha demin gördüğümüz çadır tarzı böyle evler falan var. Bak burada bir tane var. Şurada ne o? Gezeceğiz mi hepsine? Tamam. Evet. Yavaş yavaş. Şimdi aşağı doğru inelim bakalım. Neler varmış bu Spara'da. Spara. Lan burası köy gibi. Böyle değişik bir yer yapmışlar burada ya. Çok güzel ama. Şöyle sular mular okuyor. Süper ötesi bir yer. Evet. Bakalım neler varmış burada. Çok güzel. Taştan. Ne varmış bu burada? Taş. Aa restoran mı? Çekebilir miyiz video biraz? Şuradan çekebiliriz değil mi? Merhabalar, kolay gelsin. Burada taştan bakın arkadaşlar. Taştan şöyle restoran falan var. Çok güzel yapmışlar yani. Aynı böyle. Çok eski bir ısıtma, öyle söyleyeyim. Taştan yapmışlar, evet. Bu taştan bir restoran arkadaşlar. Dışı komple taştan yapılma buranın. Teşekkürler, iyi günler. Peki, yolumuzda ilerliyoruz. Şöyle aşağı doğru gidelim. Burada mı restoran? Evet arkadaşlar, bakın burası da muhteşem bir restoran. Evet, çok güzel, çok devasa, değişik bir yer ya, öyle söyleyeyim. Bakın şöyle, acayip bir yer ya, gerçekten. Çok. Spara diyor. Kartal var burada. Kartal. Ha, yüz mü? Tamam. Çıkar oradan. Hoppa. Aptala bak be. 5 kilo, 5 kilo. Aptala bak be. 5 kilo, 5 kilo. Aptala bak. Aslan gibi kartal var. Fotoğraf da çek. Çektin mi? Keşke. Kartal acayip bir kartal ya. Çok acayip bir kartal. Kuzum, ne yapıyorsun lan? Acayip, aman. Arkadaşlar burası... Eskiden yerler değil mi? Evet, evet. Kırgız ev mi? Önceleri. Önceleri. Bu çok güzelmiş burası, ben sevdim. Güzelmiş. Daha mı güzel o burada? Şimdi müzeye giriyoruz arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Burası Spara'da bulunan farklı bir müze. Evet, çeşitli takılar, makılar, kemerler. Çok önceleri mi? Tarihi şeyler değil mi? Çok değişik. Çok değişik. Evet. Bunlar bebek yatak bu. Ha. O mu? Bebek yatağı mı o? Bebek yatağı. Aa. Çok önce. Ha. Çok önce Kırgızistan belki. Bunlar 60. Bunlar 60. Evet. Bunlar da değişik şeyler. Böyle bir yer. Değil mi? Eski kilim. Elle yapmışlar. Ha. Bak burada da ekmek mi önceden yapıyorlarmış? Çok önce. Çok önce değil mi? Ekmek. Burada buğday. Buğday. Buğday sonra un. Anladım.
Önce böyle yaptılar. Önce öyle şimdi yapmışlar. Makine var önce böyle. Evet. Çok eskiden. Eskiden yapıyorlarmış. Anladım. Bunlar varmış. Bunlar bu eskiden bunlar çorba. Ha, çorbalar yaparmış. Çok eski tarihler. Evet, 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 evet. Evet arkadaşlar. Kumus yapıyorlar burada. Ha, burada kumus, da kumus bu. Kumus bu. Ha. İçmek su gibi süt ama gibi. Ekşi süt. Ha, evet, tamam. Atlı sütü de onlar. Ha. Burası bunu yapıyorlar. Başka anladım, başka. Anladım. Bunlar atın üstüne konuluyor ya. Evet, eski şeyler. Semer memer bir şeyler, evet. Çok eski evet. Tarihleri eskimiş. Filmler evet. Ha, elle yap, elle yapmışlar, elle. Ha. Bak burada da bir şeyler var. Evet. Değişik bir yer ya, güzel. Hoşuma gitti. Buraya bir fotoğraf çekelim şimdi. Savaşta kıyafetler. Ha, tamam. Bu kadar herhalde, değil mi? Orası şey değil zaten. Ofis. Böyle bir yerde. Restoran falan var içinde değil mi? Evet arkadaşlar bakın. Oo bu çok büyük. Burada. Bu en büyüğü buymuş. En büyüğü buymuş. Evlenmek için mi? Ha. Burası arkadaşlar evlenme salonu gibiymiş yani öyle söyleyeyim. Ha, burası çünkü çok büyük. Oo, çok güzel. Burası çok güzelmiş. Evet. Evet. Arkadaşlar, burası da bir toplantı salonu gibi. İşte kına nikah ya da sünnet düğün salonu gibi bir şey yapmışlar burada öyle söyleyeyim. Böyle bir yer. Evet. Çekeyim mi fotoğraf? Azıcık da dinlenelim şurada ya. Ha, eski şeyler değil mi? Evet eski bu araba bu. Vallahi çok güzel yerler ya. Gerçekten çok güzelmiş burası. İyi ki geldik buraya Zabira. Burada da müzik yapıyorlar. Ama şey var, düğün var galiba. Bir şey var. Burada müzik yapıyorlar. Arkadaşlar Supara'yı az da olsa gezdik. Burada da bir şeyler var bakın. Eskiden değil mi? Ha. Tamam. Eski tarihler. Evet. 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 Supara diyor. Burada böyle şeyler var arkadaşlar. Arkada o tuvaletler falan var. Böyle bir yer. Çok güzel gerçekten. Supara. Çok değişik, çok güzel bir yer diyebilirim yani. Evet arkadaşlar burası çok acayip bir tuvalet diyebilirim. Yani bildiğiniz müze gibi yapmışlar bu tuvaleti. Çok acayip bir durum yani. Böyle bir yer. Kuzu yemeği kuzu, getiriyorlar. Kuzu değil mi? Ha, evet, kuzu. Aynen. Kuzu. Tuy tuy bu. Kuzu yemeği getiriyorlar evet. Evet evet. Evet. Supara'yı gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın böyle eski tarihi undan ekmek falan yapıyorlar herhalde. Uğdaydan. Böyle kafeler. Ha, restoranlar. Acayip şeyler ya. Bakalım burada da ha böyle yollar mollar. Supara'dan çıkıyoruz arkadaşlar.